Hiç ölümden döndüğünüz bir an oldu mu? Filmlerde yaşadığımız savaş ve çatışmalar gibi bir çatışma yaşadınız mı? Sivil hayatta gerçek kimliğinizi gizliyor musunuz? Teröristler yol kesmişler, otobüsteki yolcuları indirmişler, ellerinde bidonlar hazır, otobüsü yakacaklar. 10, 100, 1000 artık ne kadar mermi atıldı bilmiyorum. Üzerimize yüzlerce mermi, onlarca namlu aynı anda ateş ediyor. Mermi kaportayı deliyor. Kaportayla döşeme arasında kalıp Aşağıya düşüyor, onun çıtır çıtır sesleri dahi duyuyorsun. Ama çok bilinen yok, yılan yediler, kaplumbağa yediler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. En ağır eğitimlerin hepsi orada var. Şefik Ünal, emekli jandarma yarbayım. 1971 yılında Nevşehirli Kozaklı ilçesi Karasenir beldesinde doğdum. İlk görev yerim İzmit. Son olarak da İzmir Foça'da görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekli oldum. 5 yıldır da Çanakkale merkez ilçeye bağlı bir köyde çiftlik hayatı yaşıyorum. O şekilde. Jöh eğitimlerinin çok ağır olduğunu duyduk. Biraz bundan bahseder misiniz? En ağır olan Foça Jandarma Komando Okulu. Kurs sonunda aşağı yukarı %50 oranında komando mezun veriyor. Ama çok bilinen yok yılan yediler, kaplumbağa yediler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. En ağır eğitimlerin hepsi orada var. Zoru kolayı diye bir şey yok. Bizde bir tabir vardır. Komando bittiği yerde yeniden başlayandır. En çok da bunu öğretiyor. Bitmemeyi öğretiyor. Bitmiyorsun. Hatta kursun en sonunda 30 kilometrelik tüfekli, teçhizatlı, sırt çantalı koşu vardır. Asfaltta koşuyorsun üstelik. 30 kilometre sırtında sırt çantası var. Elinde silahın, hücum yeleğin. Tepeye çıkarken artık bitiyorsun. Bırak koşmayı, yürümeye takatin kalmıyor. Terliyorsun buraların sırrı sıklam, ter kurumuş. Tekrar terliyorsun, tekrar yakıyor bu sefer ter Tamam bırakacağım ben diyorsun. Koşmayacağım ya da komando yapmazlarsa yapmasın diyorsun. Kendini yere atıyorsun sırt çantanın üzerine. Kollarını, bacaklarını dinlendiriyorsun. Kalkıyorsun. Koşacağım diyorsun. Başarıyla tamamlayacağım diyorsun. Komando olmaya niyeti olmayanlar zaten refize olmuş, çekmiş, gitmiş. Komando olmaya inananların hepsi o koşuyu bitirmiştir. Sağlık problemleri olanlar olur. Onun haricinde herkes o koşuyu, o eğitimi bitirir. Özel harekatçının bir günü nasıl geçer? Bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Özel harekatçı da bilemez. Rutin bir e, günlük etmeli vardır. Onun içerisinde işte eğitim programı vardır, spor programı vardır, e, diğer işte e, dersler vardır vesairedir. Rutin bu. Ama bir özel harekat personeli aynı zamanda bir emir verildiği zaman 10 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde duruma göre mesai saati dışındaysa yarım saat içerisinde derhal birliğe gelip toplanıp silah tesisatını kuşanıp işte araç başına ya da helikopter pistinde tetikte bekler her an özellikle 90'lı yıllarda çok yaşadık. 3 günlük göreve giderdik. 3 günlüğe gittiğimiz görevden 25 günde döndüğümüz oldu. Yer geliyor arazide, dağ başında. Yer geliyor çatışmada bir günü geçiyor. Yeri geliyor gece, eksi 30 derecede, 40 derecede zangır zangır titreyerek 20 metre, 2 metre, 3 metre karın üzerinde ayakta zıplayarak geçirdiği de oluyor. Ama rutin şartlarda gelir, mesaisini yapar. Mesai saatinden sonra evine gider, istirahatine çekilir vesaire. Öyle geçiyor yani günlerimiz. Sivil hayatta gerçek kimliğinizi gizliyor musunuz? Şu anda gizlenmiyor. Az önce bahsettiğim bir 92 yılında Muş Atim'ine gittiğimde o zamanki şartlar gereği evet gizliyordum. Muş merkezde kiralık bir daire tuttum. Hatta karşı komşumda yine bir asubay arkadaşım o komando bölüğünde benim iki üst katımda da bizim timimizde görevli Türker abi var. Aynı binada 8 daireli binanın 3 dairesinde biz oturuyoruz. Biz mesaiye sivil araçlarla gidip geliyoruz. Sivil kıyafetle gidip geliyoruz. Saçımız sakalımız var. Hiç askere benzemiyoruz. Kendimizi zaten evi kiralarken falan da öğretmen diye kiraladık. Hoş kısa süre sonra deşifre olduk da e, her ne kadar biz böyle desek de ama biz ısrarla kendi kurallarımıza uymaya devam ediyoruz. Yani ismimiz farklı, asla resmi kıyafet giymiyoruz mesaiye geliş gidişlerimize vesaire. Türker abi rahmetli çok güzel çalardı. Ben de heveslendim. Abi bana da öğretir misin dedim. Olur dedim. Öğretirim boş kaldıkça dedi. Çarşıya gittik. Orada elektronik eşyalar satan bir e, iş yerine girdik. Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Ot bakacağım. Bir tanesini beğendim. Fiyatını söyledi. Taksit yapıyor musunuz? Yapıyoruz dedi. Senet yapıyoruz. O zaman kredi kartı falan yaygın değil. Tamam sıkıntı yok. Orgu aldık. Peşinatı verdim. Paketledi. Senet yapma faslına geçtik. Abi kimliğini alabilir miyim dedi. Tamam dedim. Hiç uyanmadım. Çıkardım nüfus canımı verdim. Şimdi ilk gittiğinde kendimi öğretmen ve farklı bir isimle tanıtmıştım ya dediğim gibi orada kullandığımız bir isim vardı. Adam kimliği aldı bakıyor bana. Kimliğe bakıyor bana bakıyor. Abi bu kim dedi? E benim dedim. Hani senin isim, ismin falandı dedi. Ben uyandım. Yaptığım hatanın, gafın neyse farkına vardım. Ya dedim o göbek adamdı dedim. Abi sen şurada bir iki dakika otursana dedi. Çıktı dükkana, yan dükkana girdi. Oradaki esnafla bir şeyler konuştu. Birkaç dakika sonra geldi. Böyle sert bir ifadeyle abi dedi sen kimsin dedi. Ya bana doğruyu söyle yoksa polis çağıracağım dedi. Polis çağırsın sıkıntı yok. Oraya polisin gelmesi benim deşifre olmamı daha da artıracak. Polis gelecek sağdan soldan esnaf merakla bakacak bilmem ne yapacak. Ya dedim arkadaş durum böyleyken böyle dedim. Askeri kimliğimi çıkardım. Ben dedim hatimi de görelim. Öyle deyince adam ya dedi komutanım öyle desen dedi. Geldi boynuma bir sarıldı. Sana senet falan da yapmıyorum dedi. Öyle bir anım vardı yani bu şeyle ilgili kendimizi gizleme ya da kod isim kullanmayla ilgili de öyle bir tatlı bir anım vardı öyle söyleyeyim. Hiç ölümden döndüğünüz bir an oldu mu? 4 Kasım 1992. Teröristler yol kesmişler, otobüsteki yolcuları indirmişler, ellerinde bidonlar hazır, otobüsü yakacaklar. Yolculara propaganda yapıyorlar. Biz de yakın bir karakoldayız o gün. Haberi alır almaz Bingöl istikamete doğru yola koyulduk. Bizim yaklaştığımızı görünce eylemden vazgeçip kaçıp gidiyor teröristler. Kim komutanımız dedi ki Hasköy ilçe yandarmaya gidelim. Hasköy ilçe da bir istişare yaparız. Görev için hazır olun saat 6 gibi. Tam biz intikal edeceğiz. 2-3 kilometre ileride yukarıda bir köy var tam dağın yamacında. 200 metre kala Yolun sağında bir tane fener gördük. Yanıp sönüyor. İşaret yapıyor bize. Dedik ki yol kontrolü var. Abi yavaşla dedik. Araç bir yandan hızını düşürürken de bir yandan da arkadaşlar diyor ki. Arkadaşlar diyor burada polis kontrolü olabilir. Saç sakal serbest. Elimizde M16'lar var vesaireler var. Normal bir time benzemiyoruz zaten. Aman söyleyelim de hemen camı açıp polisler yanlışlık yapmasın diyor. Yaklaştıkça bir arkadaşımız dedi ki ya bunlar terörist dedi. Uzaktan karartıları gördük ama seçmek mümkün değil henüz. Aracı kullanan Türker abi ya bunlar polis dedi. Polis hüzünlü harekat dedi. Başka bir arkadaşımız iyice artık yaklaştık. Terörist olduklarını anladık ama yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir seçenek yok. O vaziyette durduk. Onlarca terörist. En az 15 ya da 20 civarı var tahminime göre. Bir kısmı yol kenarlarındaki yerde mevzilenmiş. Bir kısmı ayakta mevzilenmiş. Gelen aracı zaten hemen bir kısmı sağında solunda çeviriyor. Teröristlerin hemen 3-5 metre gerisinde koca koca taşlar yolu. Büyük taşlarla kayalarla kapatmışlar. Yarıp kaçayım, devam edeyim desen araçla. Mümkün değil. Geriye gitmek mümkün değil. Türker abi camı indirdi. Biz askeriz dedi. Aynı anda bir ya da iki terörist gelip zaten o şoför kapısını açtılar. Aynı anda bir iki terörist de geldi. Yolcu kapısını açtı. Teröristler bizi görünce onlar da şaşırdılar muhtemelen. Şoka girdiler. İkisi de kapıyı kapattı tekrar. Soldaki şoför kapısı kapandı ama sağdaki kapı kapanmadı. Niye? Arkadaşımız ayağını kapının önüne koydu. Kendisini hemen aşağı attı. Makinalı tüfekçimizdi. Silahla konuşmaya başladı. 10, 100, 1000 artık ne kadar mermi atıldı bilmiyorum üzerimize yüzlerce mermi, onlarca namlu aynı anda ateş ediyor. Camlar falan gitti zaten ilk anda. Mermi kaportayı deliyor. Kaportayla döşeme arasında kalıp aşağıya düşüyor. Onun çıtır çıtır sesleri dahi duyuyoruz. Ben arkadaşıma doğru kendimi küçülttüm. O da kendisini koridora doğru küçülttü. İnmemiz mümkün değil. O arada sol ayağımdan bir yanma hissi geldi. Yani vuruldum yani açıkçası. Ama diyorum ki bununla kalsa yeter diyorum ya. Bekliyorum. Ya diyorum ki lan ölmemiz lazım ama niye ölmüyorsun? Hakikaten yani. Demek ki ölmeyeceğiz. Bir iki dakika sonra arkadaş dedim, inelim dedim. Roket atarlar, el bombası atarlar, aracın benzin deposu patlar. İşte öleceksek dışarıda ölelim dedim. Yanlara ölmeyelim. Gözümle ilk defa bu kadar yakın mesafeden terörist gördüm. Bu kadar yakın mesafeden çatışmaya girdik diyemiyorum. Çatışamıyorum çünkü pusuya düştük. İlk karşılaşmamız böyle olmamalıydı diyorum içimden. ne yapalım bu kupur yakatarmış falan diyorum. Arkadaşa seslendim. İn. İnmiyor, in inmiyor. En son biraz kuvvetli bir şekilde itekledim onu. Vurulmuş olabileceği hiç aklıma gelmiyor. Çünkü Sol tarafta ben varım. Atışların büyük bir kısmı sol taraftan geliyor. Birisi vurulacaksa önce benim vurulmam lazım ki o vurulsun daha sonra. Neyse bunu itekledim. İndim aşağıya hızlı bir şekilde. Aracın farları gece görüşün görüş almasını engelliyor. Yani göstermiyor gece görüş. Etrafa bakıyorum kimse yok. Demin onlarca kişi vardı. Hadi onlar gitti. Bizim arkadaşlar nerede? Onlar da yok. Kimse yok. Dedim ya bize fener tutmuşlardı ilk başta. O istikametten iki, iki tane atın bana doğru geldiğini gördüm. Ya bizim arkadaşlar mı? Vatandaş mı? Ateş edip etmeme arasında tereddütte kaldım ama daha emin de değilim. Ama tam önümden geçerlerken fark ettim bir terörist bunlar. Geçip gittiler. Dedim keşke ateş etseydim. Ama etmedim. Aradan birkaç dakika sonra gene aynı istikametten gene aynı sayıda iki kişi gene koşarak geldi. Gene aynı duygular. Ateş, et, etme, et, etme. Bir yandan etrafa bakıyorum. Mevzi alabileceğim bir yer var mı? Hiçbir yer yok. Yani taş, kaya vesaire böyle kendimi saklayabileceğim, mevzilenebileceğim hiçbir yer yok. Üçüncüyü de yaşadım. Üçüncü defa geldiler. Onlar da geçti. Gene aynı şekilde ateş etmedim. Kim? Arkadaşlarımızdan. Bir tanesi asfaltın öbür tarafından yani havaların olduğu istikametten seslendi bana. Sesini duyunca öyle nasıl sevindim. Ya diyorum ki e, o esnada bunları yaşarken. Ne oldu ya? Hadi teröristler kaçtı gitti. Arkadaşlarım ne oldu? Neredeler? Hepsi arabanın içerisinde şehit olmuş olamaz ki diyorum. Çünkü indi birkaç tanesi gördüm o ilk e, anda. Arkadaşımın sesini duyunca öyle bir rahatladım ki. Yani onların yaşıyor olduğunu öğrenmekten dolayı rahatladım. Dedi biz yolun bu tarafındayız. Dedim hafif alayım atış desteği oluşturdular makina tüfekle efendim diğer silahlarla. Asfaltın bir tarafına öbür tarafına geçtim. Dediler Türker abi araçta rahmetli oldu dediler. Türker abi az önce dedim ya aile binadayız beraber çıktık. İsim vermeyeyim filan arkadaşımız da dediler ulaşamadık henüz. Tamam sen nasılsın beni iyiyim dedim. Beni hiç sıkıntı etmeyin. Ayak giderse gitsin. Yani şey değil dedim. Rahmetli Türker abi arazinin içerisinde silah dizinin üzerinde. Boynu böyle. Hep derler ya şehitlerin yüzü güler diye. Yüzünde gülümseme. Az önce sohbet esnasında konuştukça bazı şeyleri nasıl hatırlıyorsun diye. Nasıl unutursun bunu o anı? Tam şehidimizi araçtan indireceğiz. O arada işte ulaşamadığımız arkadaşımızın sesi geldi. Abi ben buradayım dedi. Aracın altından geldi sesi. Meğerse ben itekledim yani. O ilk can havliyle bir de ağır yaralı. Gidecek takat olmadığı için kendisini aracın altına atmış. Şehidimiz kalsın dedi arkadaşlar. Öncelik yaralıyı kurtarmakta. Yaralıyı çekelim dediler. Zar zor çekti arkadaşlar. Yolun kenarına geldik. Tesisle çağrı yapıldı sivil bir araç gönderin de iki yaralıyı hastaneye gönderelim dediler. Hasköy istikametindeki kontrol noktasındaki arkadaşlar sivil bir araç gönderdiler. Arkadaşlar dedi ki arka koltuğa dedi panço manço serelim arabanın koltuğu batmasın dedi. E, araç sahibi dedi ki ya dedi ne diyorsun komutanım dedi ya olur mu böyle şey dedi. Yakarım ben bu arabayı dedi. Ne panço dedi. Arkadaşımız arka koltuğa oturttuk. İşte oturttuk demeyin boylu boyunaştı. Işte bindirdik. Araba herhalde 150, 160, 170, 180. Dümdüz yol tamam. Viraj falan yok ama. Gözün yavaş diyorum ya. Beş dakika sonra gidelim. Yok dedi komutanım diyor. Ben sizi yetiştireceğim. Ya dur lütfen yavaş ol. Bak terörist öldürmedi sen öldüreceğim bizi falan diyorum. Dinlemiyor. On dakikada falan Muş Devlet Hastanesi'ne vardık. Türkiye abi rahmetli oldu. Ben ve işte yanındaki arkadaşımız yaralandık. İşte tim komutanımız da yaralandı. On bir kişiden sağlam yedi kişi kaldık. Yani sonuç itibariyle. Hiç şehit haberi verdiğiniz oldu mu? Görevim gereği maalesef oldu. En son tokat merkezde görevliyken bir şehit ailemize bu haberi vermek görevi bana verilmişti ama ondan ziyade az önce anlattığım Muş'taki Türker abinin şehit olduğu olaydaki haber verme olayından devam edeyim istersen. Daha doğrusu haber verememe olayından. Bütün derdimiz artık Türker abinin eşine çocuklarına nasıl haber verilecek? Ben diyorum nasıl bakacağım yüzlerine? Birliğe gittik. Sivil kıyafetlerimi giydim. Devlet hastanesinden bizim birliğe giderken bizim evde tam yolun kenarındaydı. Baktım benim evin ışıkları yanıyor yatmamış. Türker abinin ışıkları da yanıyordu. E bekliyorlar, yol bekliyorlar. Çünkü biz saatlik bir göreve gitmiştik. Gece 11-12 gibi en geç geliriz dedik. Saat 2 olmuş, 3 olmuş daha gelen gidiyor. Yok üstelik şehirde bir karmaşa ambulanslar gidiyor. Zırhlı araçlar dönüyor. Hemen yolun kenarında oturuyoruz. Eve vardım. İşte alıştır alıştır. Eşime söyledim. başla ağlamaya. Dedim sakin ol. Yenge hanım duymasın. Elimi yüzümü yıkadım. Pansuman şeyi... E, ayağımdaki pansumanı değiştirdim falan filan. Sobanın yanına oturdum. Havanın aydınlanmasını bekledim. Uyku uyku yok zaten. İstesen de uyuyamazsın da. Öyle bir şey yok. An be an zihninde tekrar canlanıyor o an de tekrar canlanıyor. O gece öyle geçirdikten sonra işte sabah oldu. İl jandarmadan rütbeli personel geldi. Ailesine haber verecekler. İlk bizim kapıyı çaldılar. Sen söyle dediler. Kesinlikle ben söyleyemem dedim. Peki dediler işte falan. Çıktılar ee, işte rütbeli arkadaşlar eşleriyle falan gelmişlerdi. Sağlık sağlıkçılar vesaire vardı. Çıkmalarıyla işte binayı feryat figanın basması bir oldu. Yengenin sesi şeyde yankılanıyor yani. Binanın içerisinde öyle bir yankılanıyor ki. Onu duyan çocukları onlar da ağlamaya başladılar. Çok zor ya. İşte diyorum ya 10 kişi diyorsun 9 kişi dönüyorsun. 8 kişi dönüyorsun. Kendini kötü hissediyorsun. O kadar kötü hissediyorsun ki, sanki ona karşı haksızlık yapmış gibi hissediyorsun kendini. Oysa ki aslında o şanslıydı. Şanssız olan bizdik. Ama sen gene de kendini kötü hissediyorsun. Çok daha fazla uzatmayan bu konuyu ama şey yaptık işte o gün helikoptere önce naaşı konuldu. Arkasından zaten başka bir minibüste de hanım, çocukları, ona refak edecek başka bir arkadaş eşiyle birlikte onlar vardı. Helikoptere bindiler, gittiler. Keskin nişancı bir arkadaşınız oldu mu? Bununla ilgili bir hatıranız var mı? Şu anki keskin nişancı anlamıyla bizim dönemimiz 90'lı yıllardaki keskin nişancı konsepti farklı. Bizim zamanımızda ya da o görev yaptığım yıllarda özellikle bu keskin nişancıdır diye görevlendirilmiş unsur yoktu bizim timlerimizin içerisinde. Bizim timlerde herkes keskin nişancıydı. Ya da o keskin nişancı olmak zorundaydı. Elindeki silahı en iyi kullanan seviyede olmak zorundaydı. Gerek makinalı tüfeğe, gerek piyade tüfeğini, bomba atarı, tüfek bombasını, el bombasını. Şimdi anım var mı dedin? Evet var. Bir gün arazideyiz. Görev bitti dönüyoruz. Mola verdik. Dağlık bir bölge. Mola verdiğimiz yerin karşısında ve aşağıda bir tane telefon direği var. İki tane fincan var. Fincandan kastımız bu telefon tellerinde, elektrik tellerinde direğin kenarında bir kanca gibi bir şey var. Üzerinde porselen bir şey vardır. Elektrik teli ya da telefon teli o porselen malzemenin üzerinden geçer. Mola vermişiz. Oturuyoruz sırtımızı toprağa dayamışız yamaca. Tekin komutanım dedi. Müsaade var mı dedi bir atış yapayım. Anladım ben Tekin'in oraya atış yapacağını. Var dedim. Yattı. Tak sağdaki fincanı indirdi. Kalktı. Komutanım buyurun dedi sıra sizde. Dedim Tekin bu muydu lan yapacağın dedim. Ne oldu ki komutanım dedi. ben de seni zannettim ki teli vuracaksın. E fincana herkes vurur dedim. mesafe mesafede bayağı var. E, herkes vurursa buyurun komutan siz vurun dedi o zaman ötekinde. Ya Tekin gidişin ya falan diyorum. Korktu kaçtı diyecek biliyorum. Israr ediyor. Tamam Tekin dedim. Ben de uzandım, nişan aldım. Tele nişan aldım ama. Konsantre oldum, atışımı yaptım. Tel olduğu gibi yere düştü. Kalktım. Efendim dedim şey Tekin. Komutanım. Daha bir şey söylemiyorum falan diye. Tekin? E, tamam öteki şeye Fincana atış yapar, mı? yapar mısın? Komutanım diyor bu atışın üstüne atış mı olur dedi yani. Atış falan yapmayacağım falan dedi. Buna benzer böyle ne diyeyim atışlarla ilgili güzel anılarımız var. Filmlerde yaşadığımız savaş ve çatışmalar gibi bir çatışma yaşadınız mı? Filmlerde ne yaşıyoruz bilmiyorum. Yani filmlerde yaşananlar savaş çatışma ise bizim yaşadığımız ne onu bilmiyorum ben. Dizilerin ve filmlerin kurgusu olsun, yayın maksadı olsun, çekimi olsun. Kendi maksatlarına yönelik adı üzerine dizi, film yani gerçekle bağlantıları yok denecek kadar az. Özellikle şey için, o çatışma ortamı için söylüyorum. Çatışmanın ortasında garip garip şeyler. Etkisi hale getiren bir terörist, öldürülen bir terörist diyeyim. Arazidesin. Bunun üst aramasını yapacaksın. Yeri gelir yarım saat sürer, yeri gelir bir saat sürer. Onun üst aramasını yapma. Neden? Ölmek üzere olan kendisini, ölüp de bırakmak zorunda oldukları bir terörist, diğer arkadaşları tuzaklarlar. El bombasının pimini çeker, altına koyar, sen gittin cesedi kaldırdın, hareket ettirdin, bomba patladı. E buna karşı tedbirlerimiz var tabii işte. Yani sonuçta yaşadık evet. Ama e, o gördükleriniz, yani ve dizilerde gördükleriniz gibi değil. Onun kat 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 üst seviyede olan anları yaşadık. Bulunduğunuz en zor görev hangisiydi? İki arkadaşımızı şehit verdik. İki arkadaşımız yaralanmıştı bir nokta var. Nokta ile ilgili ispat alınmış. Biz de sabah helikopterle uçar bölük harekatıyla hızlıca o tespit edilen noktanın yakında bir yerine ineceğiz. Arama tarama faaliyeti icra edeceğiz. Varsa bir kamp vesaire geleni yapacağız. Yerde yer yer bir, yer yer yarım, yer yer iki metre kar var. Kar üzerinde yürümek çok zor. Araçlara bineceğimiz noktaya doğru yaklaşırken bir baktık köyden bir patika geliyor. Kar üzerinde bir patika. Yanımızda korucular vardı. Bu patika da olsa olsa da servisleri kampına gider dedi. İzin takibine başladık. Arazi hafif şöyle yükseliyor. Ondan sonra üzeri düz. Şurayı tırmanmaya başlayacağız. Tam bu noktaya geldik. Çak 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 Üzerimizden mermiler geçmeye başladı. Hemen kendimizi mevzilendirdik. Ama mermiler kesildi. Devam gelmedi. Allah Allah. Dedik herhalde bir iki kişilik bir grup. Atışlar kesildi. Manevra yapalım dedikten hemen sonra yoğun bir şekilde atış gelmeye başladı bu sefer. Ve üzerimize her iki timin de üzerine mermi yağıyor. Bunu rahmetli Moray'ın abisine, annesine vesaire de anlattım. Oğlum nasıl şehit oldu oğlum diye diyor bana soruyor. Deli. Bildiğin deli ya. Zaten lakabı ayı boğa 3-5 metre önümde bir kayanın arkasında mevzide ben buradayım. Aa gördüm diyor. atış ediyor. Ya komutanım çök de atış yap diyorum ben yalvarıyorum ona. Ya komutanım çök tamam ben de görüyorum. Her geçen dakika gelen merminin sayısı yoğunluğu artmaya başladı. Bombalar, roketler de ufak ufak gelmeye başladı. Arkasında bulduğum kayanın sağından solundan karlar sıçrıyor yukarı. Azıcık kaldırayım diyorum hemen Üzerime şakır şakır yağmaya başlıyor. Görmeden sadece namlu ateş yapıyor falan. Orada dedim şu şapkayı bir çıkarayım koyayım şuraya. Şapkayı koymam ama şapkanın uçması bir oldu. Ve teröristler artık var gücüyle saldırıyor. Biz başta birkaç kişilik bir grup falan zannediyorduk. Yaklaşık 50 küsür kişilik bir kamp alanından bahsediyoruz. Öyle bir karıştık, öyle bir yoğunlaştık ki artık yukarı çıkan arkadaşlar birebir yan yana. Bir kayanın gerisinde bizim arkadaşımız iki metre ötekinde terörist var. Deli Kadir dediğim gene bak o da rahmetli oldu. Yaralandığı haberi geldi yani. Haberi geldi derken telsizde muhaberesi geçti. Eyvah dedim. Nasıl durumu? Bacağından yaralı. Bir şey olmaz herhalde dedim ya. Hiç aklıma daha gelmezdi. Kadir rahmetli olacağı. Biraz sonra o unsurun komutanı diğer tim komutanına çağrı yaptı. Ağlamaklı bir sesle moray rahmetli oldu dedi. Eyvah. Bir tane daha ondan sonraki kıdemli abimiz o da yaralandı. Yaralıyı çekeceğiz. 2-3 kişi tutuyoruz. Birimiz kolundan, birimiz bacağından, birimiz bel, e, belinin altından. Başından yaralanmış. Kemik açılmış. Ağır yaralı. Derhal çekilmesi lazım. Bu arada kobralar geldi, kobra helikopterler. Pilot diyor ki ben atış yapamam diyor. Çok yakınsınız diyor. Dönüp duruyorlar. Yaralıyı tahliye gelen helikopter birazcık daha geride. Tur atıp duruyor. Yaralıyı bir an önce çeksinler de alıp götüreyim diye. Biz yaralıyı alıyoruz. Bir adım atmadan bir tarıyorlar. Ya da yakınımıza bir yere bir bomba düşüyor. Yaralıyı falan bırakıyoruz. Defalarca böyle. Birazcık geriye çekildik. O kayalık alanda hepsi kaldı. Helikopterlerde çoğunun işini bitirdi zaten. Güven atışı nedir? Şimdi normal şartlarda atış görevlerimiz içerisinde böyle bir atış metodu yok. Ancak uygulamada özellikle özel birliklerde buna benzer atışlar yapılır. Normal şartlarda 25 metrede sıfırlama atışı yaparız. Atış hattı buradadır. Hedef hattı 25 metre ileridedir. Hedeflere kağıtlar takılır. Atıcılar atışı bittikten sonra emniyetli bir şekilde hedeflere gidilir, bakılır. Silahlarda gerekli sıfırlama ayarları yapılır. Normali bu. Ama özellikle özel birliklerde bizde de özellikle muştayken böyleydi. 25 metre hedef kağıdının yanında bir arkadaşımız durur. Atış hattından bir arkadaşımız atışını yapar. O oradan bakar. Der ki iki çıt aşağı al. iki çıt sola al. Silahın sıfırlamasını yapar. Dediğim gibi o kağıdın yanında duran arkadaş korkmaz. Çünkü çatışma ortamında aynı şeyi yaşayacak. Belki ben tim arkadaşımın yarım metre, bir metre, 30 santim sağına soluna ateş etmek zorunda kalacağım. Maksat da budur. Hem bu eğitimi almak hem de dediğim gibi tim personelinin birbirine olan güvenini artırmak için yapılan bir atış metodudur. Yaşadığınız komik bir olay var mı? Vardır tabii. Yani şimdi e, az önce bir takım acılardan, çilelerden, sıkıntılardan, zorluklardan bahsettik. Hayatın içerisinde her şey var. Komik olay da var. Bir gün yol ile dere arasında sesler duyduk. Beş tane teröristin sıkışıp kaldığını tespit ettik. Tamam beş tane terörist var ama bunları sağ olarak teslim almak da bir risk. Hele o yıllarda. Örgütte büyük bir propaganda vardı. Sakın askere teslim olmayın. Asker teslim aldığını öldürüyor derlerdi. Teröristler kolay kolay teslim olmazdı. Hele çatışma ortamında. Heval, heval. Teslim o. Teslim o. Ama uğraşıyoruz. 5 dakika, 10 dakika. Ses daha sonra geliyor. Tamam teslim, teslim. Ellerin yukarı kaldır. Kaldırıyor ama biz bir şey göremiyoruz yani arazi şartlarında ve karanlıktan dolayı. Silahlar bıraklar tabii. Elleri havada geliyorlar ama arazi şartlarında öyle taş var, kaya var, gecenin karanlığı. Önlerini göremiyorlar. Bir tane sendelesi düş sendeledi düştü sanırım. Onu görünce arkadaşlardan bir tane verdi mermiyi. Bunların hepsini kaybettik. Kaybettik derken görüntümüzden çıktı. Göremiyoruz. Arkadaş diyor niye ateş ediyorsun bekle ya. Tekrar ev hali, Talimatlarımıza uymadınız. Arkadaşımız yanlış anladı bak falan filan. Tamam mı? Tamam. Bunları tekrar ikna ettik. Bunlar tekrar kalktılar. Aralarında birer, ikişer, üçer metre mesafe var. Çok zor görüyoruz ama hala. Tekrar yukarı doğru bunlar 3-5 adım attılar. Gene bir mermi. E niye ateş ettin? Yok şunu yapacaktım. Üçüncü kez, son kez ikna ettim bunları. Diyorum ki ben, Eval bana doğru gelin. Tam karşılarındayım. Sağımda işte 5-10 metre ileride bir arkadaş var. Eval Buraya doğru gel diyor. E arkadaş sus diyorum. İki dakika sonra öbür taraftan başka bir arkadaş. Ben diyorum ki bana gel. Öteki diyor ki bana gel. Herkes kendi istikametine doğru çağırıyor. En son terörist böyle elleri havada. Ya komutanım karar verin. Biz hangi gize ya? yahu dedi. Daha da hiddetlendim arkadaşlara. Ya arkadaşlar lütfen yapmayın dedim ya. Emniyetli bir şekilde tamamlayalım. Devamında da maalesef tahminlerimiz doğru çıktı yani. El elmaması pimi çekmiş geliyor. Biz ateş ederiz, öldürürsek onları zaten o bombalar patlayacak. Bir şey, zaten öldü o. Bizden de birkaç kişi götürürsek yar. Tespitimiz, tahminimiz doğruydu yani. Evet. Peki borla bereli mi daha iyi yoksa jandarma özel hareket mi? Bu soruyu, bu kıyası birçok kişi yapıyor. Özellikle konuyu bilmeyen, askerliği bilmeyen, özel birlikleri bilmeyen kişiler bu kıyası çok sık yapıyor. Şimdi ikisi ap ayrı birim. Görev alanları farklı, görev tanımları farklı, kuruluş maksatları farklı. Özel kuvvetler, yani bordo bereler diye bilinenler, kuruluş maksadı nizami harpler içindir, nizami savaşlar içindir yani. Tabii ki ihtiyaç olduğu sürece terör mücadelede görevlendirildiler, hala da görevlendiriliyorlar, büyük kahramanlıkları var. Ama kuruluş maksatları terör mücadele değildir. Jandarma özel harekat, kuruluş maksadı direkt iç güvenlik ve terörle mücadeledir. İki farklı görev tanımı olan birliği birbiriyle kıyaslamak doğru değil. İkisi de göz bebeğimiz, hatta pöhlerimiz, satlarımız, diğer özel birliklerimiz. Her biri ayrı ayrı mükemmel, kahraman, muhteşem birliklerimiz. Polis özel harekatın görev tanımı, jandarma özel harekatın görev tanımına yakındır. Ama görev alanları farklı. Polis özel harekat daha ziyade şehir merkezlerinde görev yapar. Jandarma özel harekat kırsalda görev yapar. Mesela mağara operasyonunda en iyisidir. Ama polis özel harekatta meskum halde en iyisidir. Bizim birliklerimiz dünyadaki bütün, bütün emsali birliklerinden iyidir kısa ve en sonki net cevabım bu olsun. Yoksa efendim bordo bereller mi? Jöh mü? Buna bir cevap yok. Jöh personelinin aile hayatı nasıldır? Ailenizi nasıl görüşüyordunuz? Aile hayatı da çok belirsizdir. Ne zaman göreve gideceği belli değildir. Gittiği görevden ne zaman döneceği belli değildir. Tabii ki de döndüğü zaman ya da normal şartlarda ya da o gün görev yoksa ya da istirahat anındayken ya da hafta sonundayken tabii ki de ailesiyle, çevresiyle vakit geçiriyor. Yani bunun tek bir cevabını veremem ama evet zordur. Çocuklar için, eşler için zordur. Bazen evet gülersin, oynarsın. İçin kanı alıyordur. içinde endişeleri vardır ama gülmek zorundasın. Bir göreve gidiyorsundur, gideceksindir. Çok endişelisindir ama farklı davranırsın. Sadece tek başına bizlerin yaptığı bir iş, bir görev değil. Ailelerle birlikte, eşler, çocuklar, anneler, babalar, yeri geldi, kardeşler. Onlarla birlikte yapılıyor. Bu tür görevlerde ya da terör bölgesinde görev yapan bütün bütün arkadaşlarımızın her nerede olursa olsun aileleri. hele anneleri, O çocuklarla yatıp o çocuklarla kalkıyorlar. Bundan eminim. Ne yediklerini biliyorlar, ne içtiklerini biliyorlar. Her televizyon haberinde kulak kesiliyorlar. Büyük oğlum Türker yaklaşık 8 ya da 9 aylıktı. Tam hatırlamıyorum ama kış günü bir göreve gittik. Operasyon bitti. Gayet de güzel geçti. Başarılı bir dünya netice aldık. Döneceğiz. Ancak helikopterle dönebiliyoruz. Karayolu kapalı. Yolda 2-3 metreye yakın karı var. Bulunduğumuz yerde sabah kalkıyoruz. Bakıyoruz havaya ilk iş. Hava açık. Dedik tamam bugün kesin geliyor helikopter. Merkezde korne, tesis falan diyorlar ki Diyarbakır'da hava kapalı. Ertesi gün Diyarbakır'da açık, Muş'ta kapalı. Ertesi gün Muş'ta açık, bizim orada kapalı falan derken 15 gün helikopter gibi bekledik. Türkiye beni unutmuş. Bir de kar yaktı zaten karayım. Hepten kararmışım. Sakallar makallarda uzamış. Çocuk beni görecek korktu. Gel oğlum diyorum gelmiyor. Yani annesinin kucağında. Oğlum gel. Gelmiyor. Isınması bayağı bir uzun sürmüştü. Juh olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Başta şu, az önce bahsettik diğer birliklerimiz. Bunların hepsi meşakkatli görevler. Bunlar aslında bakarsanız meslek değil, yaşam tarzıdır. Sonuç olarak bu bir gönül işidir. Ve hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bu bir gönül işidir. Parayla pulla yapılacak iş asla değildir. Meslek gözüyle görülmemelidir. Yürekle ve imanla yapılacak bir iştir. İnsanların gözünde o televizyon dizilerde gördüğü bir doksanlık, iki metrelik insanlar gelmesin. Şıkır şıkır elbiseler, süslü bir gelmesin. Öyle bir şey değil önce buradadır, yürektedir. Sonra bilektedir. Özel birlik mensubunun fiziki tabii ki güçlü olacak. Ama her şeyden önce burası güçlü olacak. Burası güçlü olmadığım hiçbir işe yaramıyor. Burasına güvenen buyursun, bu yola çıksın. Allah razı olsun. Sizin vesilenizle tüm askerlerimize buradan selam gönderelim. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Tamam emekli olduk, kenara çekildik belki ama hala yüreğimiz, aklımız onlarla.